Mutfak Deltiler kanalından herkese merhaba. Mutfağımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere görmüş olduğunuz gibi nefis su böreğini tarif edeceğim. Yapım aşamalarını tek tek anlatmaya çalışacağım. Tüm püf noktalarıyla. İnşallah faydalı olur sizler için. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bütün abone olan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yorum yapmayı unutmayın, ihmal etmeyin, bizlerim için çok önemli. Ve nefis böreğimizin yapım aşamalarına başlıyoruz. 8 yumurtamıza 1 kaşık tuz, yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Ve direkt elimle karıştırmaya başlıyorum. Azar azar unumuzu ilave ederek kıvamlı, ele yapışmayan hamur elde edeceğiz. Hamurumuz çok yumuşak veya çok sert olmayacak, orta kıvamda, kulak memesi kıvamında olmalı. Çok sert bir hamurumuzu açması zor olabilir. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz ki kıvamını kaçırmayalım. Unumuzu göz kararı koyduk arkadaşlar. Ve devamını tezgahta yoğuracağım. İyice yoğurduğumuz hamurumuzu 10-15 dakika dinlendireceğiz. Üzerine streç çektim kurumaması için. Ve beklemiş olan hamurumu tekrar tezgahıma alıyorum. Ve hamurumuzu 10 eşit parçaya böleceğiz. Hamurlarımızı tek tek yuvarladım ve tekrar bekleteceğiz 10-15 dakika kolay açılabilmesi için. Aralarına peçete koyduk ki yapışmasın. Ve yufkamızı açmaya başladık. Bütün açım aşamalarını göstermeyeceğim. Tek bir yufkayı göstereceğim arkadaşlar. Sıkıcı olmaması için. Ben bütün yufkalarımı açmayı bitirdikten sonra haşlama kısmına geçiyorum. Hepsini biriktirdikten sonra yapmaya başlamanız sizin için daha kolaylık olacaktır. Ve ilk yufkamı yağlamış olduğumuz tepsimizin üzerine serdim. Ve üzerine önceden erittiğim tereyağını sürüyoruz. Her bir kat için 2-3 kaşık tereyağı kullanacağım. Ve haşlayacağımız suya 1 kaşık tuz ekledim. Ve açmış olduğumuz yufkayı gördüğünüz gibi güzelce suyumuza aktardık. İki-üç dakika böyle kaynatacağız. Süzgeç yardımıyla yufkamı çıkarıyorum. Ve çıkarmış olduğum yufkayı soğuk suyumuza aktardık. Burada da
1-2 dakika durduktan sonra tekrar süzgeçle çıkarıyoruz ve suyunu iyice süzdüreceğiz. Çok sulu kalmaması gerekiyor. Ve soğuk suğumuzu arkadaşlar her 2-3 yukkada bir değiştirin. Suyumuz ısınmasın. Ve ikinci katımızı da hemen seriyoruz. Yufkalarımızı tepsiden bir boy büyük açarsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. İçeride birikmesi daha güzel oluyor. Ve sırasıyla devam ediyoruz aynı işleme. Hamur çok ele yapışmayan güzel bir hamur olduğu için haşlaması da çok kolay oluyor. Kesinlikle yırtılma, yapışma fazla olmuyor. Ve 5. katımızı da koyduktan sonra peynirimizi koyacağız. Peynir çeşidi sizin arzunuza göre değişebilir. Ben beyaz peynir kullandım. Siz diğer yağlı peynirlerden, kaşar peynirlerinden koyabilirsiniz. Benimkiler kaşar peynirli, başka peynirlerle sevmediği için ben beyaz peynir kullanıyorum. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra diğer 5 yufkamızı da aynı işlemi uygulayıp teker teker tepsimize alıyoruz. Yufkamızın biraz yırtılması tamamen benim yüzümden. Benim sakarlığım. Video ile uğraşırken biraz yırttım. Arasına yine yağlıyoruz. Ve bu sonuncu katımız arkadaşlar. İyice düzenliyoruz. Kenarlarını içe gelecek şekilde güzelce düzelttim. Ve üzerine yumurtalarımızı sürüyoruz. Bir yumurtamız yeterli olacaktır. Ve önceden ısıttığımız 180 derece fırına göndereceğiz. Altlı üstlü kızarana kadar pişecek. Ve böreğimiz pişti arkadaşlar. Bu kadar yapımı. Gördüğünüz gibi çok nefis oldu. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.